Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Bütün dinleyici arkadaşlara selam olsun. Dersimizin konusu rüya hakkında. Çoğumuz hemen hemen her gece bilhassa sabaha karşı rüya görüyoruz. Bu rüyaların bir kısmı karışık, bir kısmı günlük olayların rüyaya yansımasıdır. Bir kısmı da hiç hayal edilmeyen şeylerin görmesidir. Rüya kaynakları bakımından üç gruba ayrılmış. 1. Nefsani rüyalar. 2. Şeytani rüyalar. 3. Rahmani rüyalar. Bizim asıl üzerinde duracağımız Rahmani rüyalar kısmı olacak. Rüyanın bu kısmına sadık rüya veya salih rüya da denilmektedir. Sadık rüyaların insana müjde vermesi, hatta bazen de çıkış yolu göstermektedir. Rahmani rüyalar doğrudan doğruya Allah tarafından veya melek vasıtasıyla kalbe yansıyan ve gaybi manaları taşıyan rüyalardır. Evet, 28. mektupta 3. kısım hadis-i sahih ile nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzü nevmde, yani rüyada, rüya-i sadıka suretinde tezahür etmiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen ayetlerin 40'ta biri yevmde gelmiş. Yani rüyada gelmiş. Rüya-i sadıka suretinde tezahür etmiş. Demek rüya-i sadıka hem haktır hem nübüvvetin vezaifine taalluku var, alakası var. Evet, büyük davalar rüya ile başlar, destan ile devam eder. Habibi Rabbul Alemin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Fethi Mekke'yi vukuundan evvel katiyetle haber veriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethini rüyasında görüyor. Evet, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu o Habibini doğruluyor. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ diyormuş Cenab-ı Allah. Yani and olsun ki Allah Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. Fetih Suresi 2 sene sonra haber verdiği tarzda bu bulmuştu. Davası rüya ile başlayan, destan ile devam eden Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi Delal-i Kur'an, Hazreti Bezzaman, Said Nursi'nin de davası rüya ile başlamış, destan ile devam etmiştir. Demek ki büyük insanlar büyük davalarla büyürler. Said Nursi Hazretleri henüz 9 yaşlarındayken Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor. Ayrıca 1. Harbi Umumi'den evvel Ağrı'dan iflakını ve harpten sonra da büyük bir meclise davet edildiğini rüyasında görmüş. Said Nursi Hazretleri'nin 3 rüyası ile sohbetimize devam edeceğiz inşallah. 1. rüya 1887 yılında henüz 9 yaşındayken rüyayı görür. Tarihçe hayatında şöyle geçiyor. Şarkı Anadolu'da medrese teşkilatındaki hususiyetlerden birisi şudur ki icazet almış bir alim, yani medrese tahsilini bitirdikten sonra onlara diploma veriyorlar. Ona icazet deniliyor. İstediği köyde hasbenillah, Allah rızası için bir medrese açar. Medrese talebelerinin ihtiyacı, iktidarı olursa medrese sahibi tarafından, iktidarı yoksa halk tarafından temin edilir. Hoca mecanen ders verir. Hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için ders veriyor. Yani maaş yok. Talebelerin iaşe ve levazmatını, yani onların yiyecek içeceklerini de halk devlete ederdi, karşılardı. Bunların içinde yalnız Mola Said hiçbir surette zekat almıyordu. Zekat
ve başkasının eseri minneti olan bir parayı katiyen kabul etmiyordu. Haşiye, zekat ve sadaka ve mukabilisiz hiçbir şey almadığının sebep ve hikmeti Risale-i Nur'dan ikinci mektup vesaire risalelerde beyan edilmiştir. Evet, Mola Said'in istikbalde yani gelecekte Risale-i Nur'la göreceği hizmet-i imaniyeyi kemal-i ihlasla ifası ve bu hizmetin meydana gelebilmesi için uhrevi hizmetin mukabilinde hiçbir şey talep etmemek olan kutsi dusturun icmali bir filsesi daha küçük yaşındayken rahmet-i ilahiye tarafından ruhunda yerleştirmiştir. Evet. Ve zaman Hazretleri Nurşin'de bir müddet kaldıktan sonra İzan'a döndü. Yani öğrencilik döneminde medrese tahsil yaparken sonra medrese hayatını terk ederek pederinin yanına geldi ve bahara kadar evde kaldı. O sırada şöyle bir rüya görür. Kıyamet kopmuş, kainat yeniden dirilmiş, Mola Said Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl ziyaret edebileceğini düşünür. Nihayet Sırat Köprüsü'nün başına gidip doğma hatına gelir. Herkes oradan geçer. Ben de orada beklerim der ve Sırat Köprüsü'nün başına gider. Bütün peygamberani izam hazaratını birer birer ziyaret eder. Peygamber Efendimiz'i de ziyarette mezhar olunca uyanır. Artık bu rüyadan aldığı feyiz tahsil-i ilim için haşiye tarihçe hayatına yazılmamış o rüyada mazhar olduğu bir hakikati sonradan şöyle anladık ki Mola Said Hazreti Peygamber'den ilim talebinde bulunmasına karşılık Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden sual sormama şartıyla ilmi Kur'an'ın talim edeceğini tefsir etmiş, müjde vermiştir ona. Aynen bu hakikat hayatında tezahür etmiş, daha sebavetinde iken, daha çocuk iken bir alame-i asır olarak tanmış ve katiyen kimseye sual sormamış. Fakat sorulan bütün suallere mutlaka cevap vermiştir. Evet. Büyük bir zevk ile uyanılır, pederinden izin alarak tahsil yapmak üzere Arvas'ın sahnesine gider ve zaman hazretleri. Evet. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Said Nursi'ye ümmetime sual sormama şartıyla sana ilim verilecek deniliyor. Bu hususun sırrını Said Nursi Hazretleri kitabında izah etmemiştir. Biz de bu rüyanın hikmetini üç şekilde kanaat yürüsek hata yapmış olmayız inşallah. Birinci hikmet Efendimiz Aleyhisselam Said Nursi'ye bil mana. Sen bu asrın hekimi ve mücedidi olarak sorulan sorulara cevap vermekle mükellefsin. Ümmetimi müşküle sokacak soru sana yasadır denilebilir. İkinci hikmet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Said Nursi'ye sen soru sorma makamı değilsin. Soru cevaplayan ve sorunları gideren bir makamdasın. Yani asrın habibi sahibisin diye vazife verilmiştir denilebilir. Üçüncü ve son hikmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam Said Nursi'ye sana gelen musibetler ve sıkıntılarda neden bunlar bana geliyor diye şekvada bulunmayacaksın. Soru sormayacaksın, kadere teslim olacaksın, kaza rıza kadere teslim şiarın olacaktır denilebilir. Ve zaman Hazretleri zaten kendi kendine soru sormuş ve cevabı da kendisi vermiştir. Evet. İkinci rüya İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Ve zamanın vazife-i nuriyesinin mühim bir unutasına işaret eden
bir rüya-i sadıka da birinci Harbi Umumi'nin evvelinde görülmüş. Birinci Dünya Harbi'nden evvel görülmüş. Ve Zaman Hazretleri o günlerde müthiş hadiselerin yaklaşmakta olduğunu çoğu defa söylemiş ve kendisinin Kur'an'ın icazını beyan etmesine dair manevi bir emri içine alan ruhani bir de rüya görmüştür. İşte o rüya-i sadıkayı ve zamandan dinliyoruz. Tarih 1914 Kasım'ı gösteriyor. Mektubat 7. Risalesinde şöyle geçiyor. Evet. 7. Risale olan 7. mesele. Birinci sebep. Eski Harbi Umumi'den evvel ve evvelinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Paramparça oldu. Dağlar gibi parçaladı dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımda. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amiren diyor ki icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra, o parçalama ve dönüşümden sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Medreseler, zaviyeler, tekeler, bunlar hepsi ortada kaldırma çalışmış. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına, açıklamasına hadimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayeti ishar etmek icaza yardımdır ve ishar etmek gerektir. Evet. Ve Zaman Hazretleri çok emarelerle anlamışız ki bu ulum-i imaniyedeki fetva vazifesiyle tavsiye edilmişiz. Diyerek vazifesini açıkça ishar etmiştir. İlan etmiştir. Mektubat. Böylece icaz-ı Kur'an'ın beyanı ve isharıyla Risale-i Nur ehli imanın manevi imdadına gönderilmiştir. Ve Zaman Hazretleri de bu son ahir zaman asrında icaz-ı Kur'an'ın nurları olan ve manevi bir cihad-ı dinin imani tahkik ricile olacağını Kur'an'ı ve hadisi işaretlerden çıkararak Risale-i Nur ile vazifeye namzet olduğunu anlamıştır. Sonuç, Said Nursi Hazretlerine icaz-ı Kur'an'ı beyan et diye emreden mühim bir zat ise Kur'an hesabına yapılan emrin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından verilmesi kuvvetli ihtimaldir. Kur'an'ın icazı onun çelik bir zırhı olacak. Risale-i Nur da Kur'an'ın manevi bir elmas kılıcı olarak tüm dalalet akımlarını yok edecektir inşallah ki etmiştir. Rüyanın tabiri Yeni Asya gazetesinde geçmişse şöyle geçmiştir. Ağrı Dağı neyi temsil ediyor? O zamanki İslam alemini ve Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Ağrı Dağı o zamanki İslam alemini
ve Osmanlı Devleti'ni temsil etmekte. Ağrı Dağı'nın iflak etmesi Osmanlı Devleti'nin yıkılıp başlanacağına işaret. Bu infilakın müthiş olması ise Avrupa devletlerinin ve Rus devletinin hep birden Osmanlı üzerine hücum edeceğini ifade eder. Dağlar gibi paşalar ise Osmanlı'nın yıkılmasından sonra Osmanlı mülkü içinde birçok devletin ortaya çıkacağına işarettir ki öyle de oldu. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanındadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Üstad o dehşetli ve korkunç hadiseler içinde sığınılacak bir şefkat sinesi olarak validesinin yanında bulunur. İşte nasıl ki ana bir evlat için mühim bir şefkat sinesi ise Anadolu'da Müslüman milletimiz için ana kucağı gibi şefkatli sığınacak bir liman olmuş. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak cümlesindeki infilak, parçalama, Birinci Dünya Savaşı'nı, inkılap dönüşümü ise Osmanlı'nın yıkılmasından sonraki batılaşma hareketini temsil eder. Evet, üçüncü rüya ve son rüya. Birinci Dünya Harbi'nden sonra Said Nursi Hazretleri'nin gördüğü rüya da büyük bir meclise davet ediliyor. Tarihçe hayatında şöyle geçiyor. Evet. Rüyada bir hitabe. 1335 senesi Eylül'ünde Dehr'in hadisatının verdiği yeis ile şiddetle muzdarip idi. Evet. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyor. Manen rüya olan yakazada bulunamadı. Hakikaten yakaza olan rüya-i sadıka bir ziya gördüm. Rüya-i sadıkada bir ziya gördüm, bir ışık gördüm o rüyada. Tafsilatı terk ile bana söyletilmiş noktaları kaydedeceğim şöyle ki. Bir cuma gecesinde nevm ile, uyku ile alem-i misale girdim. Biri geldi dedi, mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor. Bir cuma gecesinde nevm ile, uyku ile aleme misale girdim. Biri geldi dedi, mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor. Gittim, gördüm ki münevver, emsalini dünyada görmediğim selef-i salihinden ve asarın mebuslarından her asır mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap ettim, kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, felaket aslında adam. Senin de rayın var, fikrini beyan et. Evet, şimdi burada sorular biraz uzun. İnşallah başka bir gün de sonra devam edecek. Burada Bezama Hazretleri bu meclise niye davet ediyor? Edildiği unvanı nedir? Felaket ve helaket manası nedir? Onları bir şekilde burada beraber açıklamasına çalışacağız inşallah. Hicri 1335, miladi 1918 tarihi gösterirken dünya hadisatlarının verdiği ümitsizlik ile muzdarip olan ve zaman kendi ifadesiyle bir nur var. İtibariyle devletiyle alakalıdır. Zaman hattını her şeye bu yüce ideale tahsil eder. Biri geldi dedi. Bu kadar adam için teşekkür eden bir meclise muhteşem seni istiyor. O biri Hazreti Ali olduğu kanaati veriyor. Gene Allah bilir. Şöyle doğrudan doğruya Hakka dersimi Gazi Azam'dan Kudüs'e Suruh'u
ve Zeynel Abidin radıyallahu anhu ve Hasan Hüseyin radıyallahu anhu vasıtasıyla İmam-ı Ali'den radıyallahu anhu almış. Evet, işte bu da bize bir belgedir. Yani bu kitabı yapan şahıs zat Hazreti Ali olduğu bundan anlıyoruz. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Mesleğimiz sahabe mesleğidir. Evet. Ve zamana ey felaket ve helaket. Asın adamı, senin de rehin var. Fikrini beyan et denir. Ve zamanın yaşadığı dönemin maddi ve manevi sıkıntılar vardır. Felaket asrı maddi asrıdır. Ve zaman Osmanlı'nın sekerati döneminde dünyaya gelir. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve bilimsel anlamda en dehşetli asırdır. Balkan Savaşları, 1. ve 2. Dünya Savaşı meydana gelir. Osmanlı'nın yıkılışını görmüş. Meşrutiyeti, İttihat ve Terakki Cumhuriyet dönemlerinde yaşamıştır o zaman Hazretleri. Bilimsel ve teknolojik anlamda çağları geride bırakan 20. yüzyıl maddi anlamda en dehşetli asır olduğu için felaket asrı denilmiştir. Felaket asrı ise maneviyatı gösteriyor. Rusya'da kapitalizm gibi ekonomik boyutlu sosyalizm, komünizm gibi ideolojiler ortaya çıkartıp bütün dinlere savaş açmıştır. Rusya'da kapitalizm gibi ekonomik boyutlu sosyalizm, komünizm gibi ideolojiler ortaya çıkartıp bütün dinlere savaş açılmıştır. Güçleri ile ölümü bile yok sayabilen eski Nemrutlar, Firavunlar, bu zamandaki komünistler, materyalistler, navdemistler insanı ilim ile dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hulasa-i kelam öncelikle Türkiye'de ve bütün dünyada Deccalizm ve Süfyanizm kendi apaçık hissetmiştir. İşte böyle bir felaket ve helaket asrında ve zaman İman Kalesi'ni savunmak üzere asrın mebusu ve müceddidi olarak göndermiş. Ve manen bu meclise iştirak etmiş. Evet, müceddidler her 100 senede bir müceddidine İslam geliyor. Bunlar bir sıralama yapmışlar. Yani Asya Gazetesi'nin yapmış olduğu bir araştırmayı ben size arz edeceğim. Tabii ki bu sadece bizi bağlıyor, başkasını bağlamıyor. Şimdi birinci asır müceddidi Ömer bin Abdülaziz. İkinci asrın müceddidi İmam-ı Şafii ve böyle devam ediyor. Ebu Hasan Ali el-Eşari, Ebu Hamidi el-İsfarani, beşinci asrın müceddidi İmam-ı Gazali, 6. asrın müceddidi Fahreddin Razi, 7. asrın müceddidi Mevlana Celaleddin Rumi, Zeynuddin Iraki, Celaleddin Suyuti, müceddidi El-Fesani, 10. asrın müceddidi müceddidi El-Fesani İmam-ı Rabbani, 11. asrın müceddidi Şah Veliyullah Delevi, 12. asrın müceddidi Mevlana Halid-i Bağdadi ve 13. asrın müceddidi ve zaman Said Nursi Hazretleri. Evet, okuduklarımızı özetlemek gerekirse sadık rüyalar bazen şehadet alemi ile ahiret alemi arasında bir pencere açar. Lef-i mahfuzda yazılı hadiseler gösterilir. Hatta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvet zamanında ayetlerin 40'ta biri rüya ile gelmiştir. Bazı enbiya ve evliyaların gördükleri rüyaları hayatlarına yön vermiştir. Evet, bazı enbiya ve evliyaların gördükleri rüyalar hayatlarına yön vermiştir. Enbiyalardan Hazreti Yusuf gibi mesela, işte Said Nursi Hazretleri'nin de
gördüğü rüyalar ona rehber olmuştur. Asr-ı Mücedidi olarak ona da ne olmuş? Rehber olmuş. Görmüş olduğu rüyalar. Said Nursi Hazretleri daha 9 yaşındayken gördüğü rüyasında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan ilim talep eder. Efendimiz Aleyhisselam ümmetinden sual sormamak üzere ilim verilecek diye müjde vermiştir. Ama orada da bir ikaz bulunur. Burada bilmana Said Nursi'nin asrının hakimi ve müceddidi olarak sadece sorulan suallere cevap vermekle mükellef kılınmıştır. Evet, sorma yok ama sorulan sorulara cevap verme var. İkinci rüyasında İcaz-ı Kur'an beyanı ve İsar-ı Risale-i Nur'larla ehli imanın indadına yetişmesi ve Said Nursi Kur'an'ı ve hadisi işaretlerden çıkararak müceddidlik vazifesine namzet olduğunu anlamıştır. İcaz-ı Kur'an'ı beyan et diye emreden mühim bir zat ise Kur'an hesabına yapılan emrin Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğu kuvvetli ihtimaldir. Üçüncü rüyasında ise her asrın mebusları içinde bulunan meclise Said Nursi de son asrın mebusu olarak o nurani meclise işrak ederek müceddiliğini ibraz ediyor. Evet, bundan sonraki dersimizde inşallah gene rüyaya devam edeceğiz. Siirt'in Kurtağ'ın içerisine bağlı Şenköy'den bütün gönül dostlarımıza selam olsun. Allah'a emanet olunuz.